Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Audi A3 Sedan. Aracımız 2016 model Audi A3 arkadaşlar. A3'ün 3. nesliyle karşı karşıyayız şu an. A3 biliyorsunuz ilk defa 1996 yılında üretilmeye başlanan bir otomobildi. 2002-2003 yılı itibariyle 2. versiyonu ve 2015-2016 yılı itibariyle de 3. versiyon, yani bu versiyon üretilmeye başlandı ve 2020 yılında 4. versiyonun üretilmesi bekleniyor arkadaşlar. Henüz bir görsel paylaşılmış değil. Test konumuz olan araç 1.6 dizel motora ve ülkemizde en çok satılan motoru bu motor. Design Line donanım seviyesine sahip arkadaşlar. 33 bin kilometrede bir otomobil. Bu 1.6 dizel motor 110 beygir güç ve 250 Nm tork üretebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda 0'dan 100 km'ye hızlanması 1350 kiloluk ağırlığıyla 10.7 saniye. Tabi bunu 7 ileri estronik, yani DSG şanzımanı biraz daha borçlu çünkü şanzımanı epeyce hızlı çalışıyor. Bu otomobilin donanım seviyesi orta donanım diyebiliriz arkadaşlar. Birçok günlük kullanım oyuncağı elinizin altına geliyor ama bunun daha dolu versiyonları da mevcut. Hemen ön taraftan başlayalım incelememize. Burada görüyorsunuz xenon farlarımız, far yıkamalarımız, aynı zamanda ön park sensörlerimiz mevcut. Kaput kısmımız A4 ve A6'larla aynı. Yine altıgen panjurumuz abileriyle aynı arkadaşlar. Oldukça sade bir ön görseli var. Bu otomobili gece, akşamüstü veya ne bileyim bir arabanın dikiz aynasından görseniz A3 mi A4 mi A6 mı biraz karıştırabilirsiniz. Ama yandan arkadan gördüğünüz zaman A3 olduğuna net olarak karar verebiliyorsunuz. Çünkü A beylerinin birebir küçük kopyası bu otomobil. 225-45-17 çok kollu jantlarımız var. Bunun 5 kolu vesairesi birçok farklı versiyonu da var arkadaşlar. Bu camların etrafındaki krom çerçeve oldukça güzel gözüküyor. Aynı zamanda arka tarafa geçtiğimiz zaman hafif spor bir difüzörümüz var. Tek çıkış egzozlu. Bu grupta biliyorsunuz yani motorun gücüne göre bir çıkış, iki çıkış, iki yanda iki çıkış farklı çıkış seçenekleri oluyor egzozlarda arkadaşlar. Anahtar üzerinden, anahtarımız da bu arada şöyle bir anahtar. Anahtar üzerinden işte ayna kapamanız, sunroofu camı kapamanız gibi özellikler var. Burada yine bagaj kapağını da açabiliyorsunuz. Bagaj kapağı şöyle yukarı doğru kalkıyor arkadaşlar. A3'te 425 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor Audi. Gerçekten oldukça güzel. Döşemeleri oldukça kaliteli. Ele güzel gelen. Eşiği aşırı yüksek olmayan ama biraz yüksek olan. Çünkü bu otomobil asıl hatchback versiyonu üretiliyordu. Sonradan sedanlaştırıldı. Ama sonradan sedanlaştırılmış otomobiller arasında gerçekten en güzeli bu araba diyebilirim. Burada görüyorsunuz arkadaşlar yine kaplamalarımız var. Şu bagaj kapağının kolları içeri girmiyor. Burada onun için ayrı bir yer yapmış Audi. Yani bu tür detaylarda Audi'liğini konuşturmuş. Şuradan kapatalım ve içerisine doğru geçelim. Oldukça hissiyatlı kapılarımız var. Kapı yüzlerimiz arka tarafta hafif yumuşak arkadaşlar. Şuralar zaten deri kaplı ve yumuşak. Şuralar yumuşak. Burada oldukça güzel bir detay var şöyle görüyorsunuz. Yani şunun gibi diyemeyeceğim ama çok güzel gözüküyor. Çocuk kilidimiz var yine. Kapı içi gözlerimiz aslında geniş ama ağız kısmı birazcık dar. İçine doğru baktığımız zaman içinde yarı deri koltuklarımız var. 3 tane kafalığımız var burada ama burada bir tane kol dayanağı koymamış Audi. Ortada yine kocaman bir şaft tünelimiz ve havalandırma menfezlerimizi sunmuşlar. İçeride arkada yaşam alanı, benim boyum 1.78, yaklaşık 3.5 parmak civarında bir yaşam alanım var. Şurada hemen gösterelim. Diz mesafemiz de şu şekilde arkadaşlar. İki kişi bu arabanın arkasında çok rahat oturur ama üçüncü için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Araçta ayarlı emniyet kemeri mandalları, askı aparatları, 4 tane tutamak, bunların içerisindeki askılıklar vesaire bu tür detaylar var. Şurada aydınlatmalarımız var. Bu aydınlatmalarımız böyle led yanıyor. Çok güzel. Konumu da bence gayet güzel. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden net olarak bu şekilde arkadaşlar. Ve hemen ön tarafa doğru geçiyorum. Önde yine kapı hissiyatlarımız oldukça daha güzel. Ön tarafta da kapı üstlerimiz hafif yumuşak. Şuralar falan yine aynı malzemelerden yapılmış. Yine buradan ayna kapamayı falan da kontrol edebiliyorsunuz. Çocuk kilidini sağlı sollu kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay. Kapıcı gözlerimiz büyük ama yine o ulaşım ağzı bir tık küçük. Hemen şöyle gelelim. Burada da yarı deri koltuk döşemelerimizi görüyorsunuz. Sırtlık ayarlarımız da mevcut arkadaşlar. Bu güzel bir detay. Yalnız bunda bel destek ayarı yok. Onun da olmasını isterdim yani standart. Aynı zamanda derinlik ayarı sağ ön tarafta da standart olarak geliyor. İçine biniyorum. İçeride dostlar burada her tarafa dönebilen havalandırma menfezlerimiz var. Bunlar oldukça güzel. Şuralar falan yumuşak malzemeyle yapılmış. Alt tarafta burada otomatik farımız var. İç ışık şiddeti ayarını yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir şey var, tuş var. Buna basınca galiba karda, yağmurda
kendi farlarını yakıyor arkadaşlar. Ona da bir ayrı sensör koymuş, tuş koymuş Audi. Şöyle gelelim, bu otomobilin en çok sevdiğim tarafı bu spor direksiyonu. Direksiyonun sol tarafında yol bilgisayar verisi ayarları, sağ tarafında ses sistemi ve Bluetooth telefon ayarları yer alıyor. Aynı zamanda burada arkadaşlar kulakçıklarımız, pedal çiftlerimiz var gördüğünüz gibi. Ve ortadaki kadranlarımız Audi'ye yakışan bir kadran şekli. Aynı zamanda şurada da bir ekranımız var. Hemen şöyle kontağımı açıyorum ve görüyorsunuz ekran çıkıyor A3 MMI yazısıyla birlikte. Buradaki ekranın ve aynı zamanda buradaki ekranın, aracı da çalıştıralım şöyle, çözünürlüğü falan çok güzel. Aslında şuradaki ekran mesela 2009 yılında üretilen bir A4'ün kalitesinde ve aynı görselleri barındırıyor içerisinde. Ama burada birçok şeyi, birçok veriyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi birçok verilere buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela yol bilgisayarı, verimlilik, dijital hız göstergesi, azaltılmış gösterge vesaire, birçok şey buradan ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Burada bir ekranımız var dedik. Buradaki ekranı da şu joystick üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Burada mesela hemen bir back tuşumuz var. Buradan geliyoruz. Medya, radyo, ses, araç gibi birçok farklı ayara ulaşabiliyorsunuz. Bunun kullanımı çok içgüdüsel ve güzel. Ben bir tek burada ne isterdim biliyor musunuz? Mesela şu back tuşuyla geri gelmek zorundasınız. Ben şu joystick'in şöyle tık sola yapınca geriye, tık sağ yapınca ileri gitmesini de isterdim. Daha içgüdüsel olurdu. Yine iki tane havalandırma menfezi burada. Alt tarafta stop start off tuşunuz var. Şurada bir tuş var. Buna basınca ekranı siz de içeri alabiliyorsunuz. Veya tekrar basınca ekranı çıkartabiliyorsunuz. ESP off'umuz. Burada dijital çift taraflı bir klimamız. Üzerinde Estronic yazan 7 ileri şanzımanımız. Şurada bir çakmaklığımız. Burada çok şık bir Audi küllüğümüz var. Bu gerçekten çok şık bir küllük. Ve şurada da iki tane bardaklığımız var. Bu da derin bir bardaklık. Arkaya doğru geldiğimiz zaman burada ses açma kapama tuşu var. Bunlar güzel detaylar. Aynı zamanda şu tık olayı var ya, sağ sol tık. Buradan müzik değiştirebiliyorsunuz. Buradaki şey üzerinden, bu güzel bir detay. Elektrikli el frenimiz mevcut arkadaşlar. Ve şurada yukarı aşağı ayarlanabilen bir kol dayanağımız var. Bu kol dayanağı ileri geri de gelebiliyor. Aynı zamanda şu sırtında bir USB ve AUX yer alıyor. Oradan şarj da yapabiliyor musunuz? Şurada bir Audi logomuz var ki çok şık duruyor gerçekten. Üzeri krom kaplı bir torpido açma kolumuz var. Torpidomuz kocaman ama ince arkadaşlar. Soğutma ve aydınlatma mevcut ve aynı zamanda kaplı. Yukarı çıktığım zaman yukarıda burada ışıklı makyaj aynası var. Şurada sunroof ayarlarınız, yine ışıklandırmalarınız. Sunroof perdemiz şu şekilde. Benim Seat Leon'la aynı tavan döşemesi ve sunroof perdesi tıpkı platformu aynı olduğu gibi. Burada arkadaşlar bir tane otomatik kararabilen iç dikiz aynamız mevcut. A3'ün iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameralarımı bağlıyorum ve sürüşe geçiyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aykut abi, kemerimizi unutmuşuz. Valla BMW'den sonra bir de Audi aldık. Bizi Nevşehir'e çağırdın, Nevşehir'e geldik abi. Şimdi arkadaşlar başlayalım arabaya. Aracı siz sıfır aldınız abi, şu an 33 bin kilometrede evet. Araba. 1.6 dizel versiyonu ki en çok satan. Evet. Şimdi özellikle şu konuya biraz değinmek istiyorum. Ne diyoruz, Audi süslü Volkswagen mi? Evet, bir manada süslü Volkswagen. Çünkü birçok şeyi aynı. Ama grubun en farklı arabası yine Audi. Bu grubun, VAG grubu. Bizim bildiğimiz, ülkede bindiğimiz otomobillerde arasında. En farklısı bu. Havalandırma menfezinden ekranına kadar daha kaliteli. Diğerlerine nazaran. Daha güzel gözüküyor. İşte ne bileyim, buradaki direksiyonu arana kadar daha güzel gözüküyor. Ha şu var. Hissiyat olarak benzer. İşte A4'ünü biliyorsun. Tabii daha tok bir araba bindiğini hissinde. A8'e binince zaten her şey değişiyor. Ama işte grubun... Yaslamayın. Golf'le yapacaksın bu arabada. Tabii. Yani. Golf'le işte... Golf Leon'la, işte Octavia ile yapacaksın. Yani onların arasında en güzeli bu tercih meselesi tabii, ama yaş itibariyle mesela 30 yaş üstü de veya 40 50 yaş üstü de biniyor. Babam biniyor öyle bir mesela. Tabii senin babanın arabası mesela. Aynen. Malzeme kalitesi biraz değişiklik gösteriyor ama hiç
diğer arabalara binen bu arabaya binsin, hiçbir yabancılık çekmez, birebir aynı yine. Tabii her şey aynı. Yani şeyi bile işte, sunroofunun perdesi, sunroofunun boyutu, işte ne bileyim buradaki kararan dikiz aynası, bunların tamamı birbiriyle aynı. Ama ne var burada? Premium bir araba binmiş oluyorsun. Hani A3 tamam şey. Hani C segmentinin premiumu. Böyle bir sınıf açıldı mesela. Mercedes'in A serisi gibi, GLA'sı gibi, işte BMW'nin 1'i gibi. Bu otomobilde yine aynı şekilde hani premiuma geçiş arabası gibi ülkemizde daha çok öyle. Hani A4 alamayan A3 oluyor. Golf alacak olup da biraz daha parası olan A3 alıyor mesela ülkede. Ben de mesela şu an Leon'dan önce A3 baktım, bir tane 1.0 A3 alacaktım. Otomobilin tasarımı güzel yani, şeyi biliyorsun ki MQB platform hepsi aynı. Hissiyatı aynı, şu aynı, bu aynı. Bunların hepsini biliyorsun. Ama bu daha güzel hissettiriyor. İçine bindiğin zaman daha şık hissediyorsun otomobilin içinde. Her şeyin aynı olduğunu bilsen bile bunda hani yalan dünya. Hani biliyorsun sonunu ama. Ama şey, bu daha güzel hissettiriyor seni. Daha güzel hissettirdiği için işte, bunu kullanıyorsun. Bu hissettirmesinin sebebi de malzeme kalitesi değil. Tabii yani işte şuraların kalitesi, ufak bu vites topuzunun kalitesi. Leon'da sen dümdüz duruyor böyle plastik. Tabii. Ya vites topuzu. Tabii. Ya bu adam buraya Estronic yazmış falan, bir şeyler yapmış. Süslemiş. Süslemiş. Zaten olay o değil mi abi? Süsleyip satmak. He. Bunlar gerçekten hani çok güzel detaylar. Hoşuna da gidiyor insanın. Ama ben mesela yine Leon alırdım gibi. Bununla onun arasında kalsa Mino'nu aldırdım diyorsun. Ama şu var abi, şimdi mesela Leon hatchback. Sedan bir araba istiyorsun. Bunun da hatchback var ya mesela, atıyorum. Jetta çok bindin. Yok, Jetta'ya bindim. Yok mesela, şimdi sedan bir araba istiyorsun bu grupta. Jetta çok bindin. Biraz daha iyi bir şey olsun istiyorsun. Tabii ki, bunu alıyorsun. Yani bunu alıyorsun. Bunun birazcık tarzı bir anlamda da öyle. Şimdi aile arabası bu. Kesinlikle. Aa, şey de olur. Genç biner mesela, ben binerim. Eşim biner, kullanır. Boyutu çok yüksek değil. Evet, İç hacmi gayet yeterli. Aile arkalar dar mesela. Dar tabii canım. Yani şimdi bunun parasına 3 aşağı 5 yukarı Passat alıyorsun. Evet. Ben biraz büyük aile olayım. Kesinlikle Passat alırım. Audi yazmasın, çok önemli değil yani. Arabanın her şeyi daha büyük yani. Aynen. Bir de zaten alt takım aynı, işte motor şanzıman aynı. Bir o zaman bir şey olmuyor. Bunda ne var? Bunda servis maliyetleri biraz daha yüksek o gruba göre. Bak, grubunun hani en yüksek servis maliyeti olan araba bu. Arabanın garantisi bitti, götürmüyor. Özel servise aynen gidiyor. Yani. Zaten bir şey olmaz daha buna, 100 bin kilometreye kadar bir şey olmaz yani bu araba. Ondan sonra bir şey olur işte, bir şanzımanı gelir, onu yaptırırsın. Valla baba pazarlığı yapıyor, nasıl yapıyorsa çok ucuza yaptırıyor. Bakımlarını, diyorsun. Aynen. Abi o da yetenek, saygı duymak lazım. Kesinlikle yani. Golf de olsa aynı parayı yaptırırdı bence, fazla bir şey değil. Hiçbir şey değiştirme. Zaten aynı ya, aynı filtreyi kullanıyorlar ha. Motor aynı, her şey aynı. Şimdi biz bu arabanın hissiyatlarına gelelim. Bu kadar şey yaptık. Dönelim bence. Sağa mı döneceğiz buradan abi? Tarafına dönelim. Şimdi abi, hissiyat, direksiyon netliği. Evet. Abi çok iyi. Bak şu an 110-120 km hızda gidiyoruz. Arkası da salmıyor arabanın ha. Yok, tıkır tıkır gidiyor. Gerçekten hem yol tutuşu hem direksiyon hissiyatı güzel. Buradan giriyorum abi. Direksiyon hissiyatı çok güzel. Yani hisli değil direksiyon. Zaten günümüz kullanıcıları hisli direksiyon sevmiyor. Yani adam diyor ki yolda olup biteni ben hissetmeyeyim abi. Burada bu kalıp gibi dursun istiyor bu direksiyon. Aynen. Hareket bile etmesin istiyor. Doğal olarak firmalar da bunu sunuyor. Bir. İkincisi, direksiyon çok net. Bütün tepkilere anında cevap verebiliyor. Günümüzün kullanıcısı bunu istiyor. Bunu veriyor. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Yalıtımına ve süspansiyonuna gelelim. 17 inçlerle beraber süspansiyon sert. Arkalar bağımsız ama süspansiyon yapılarımız sert. Hatta arkalar önlere göre bir tık daha sert geliyor. Leon'a göre sert mi geldi sana? Bu mu? Yumuşak mı geldi? Evet. Bu araba mı? Evet. Ya sanki aynı gibi yani. Çok bir fark yok gibi sanki aralarında. Mesela benimkinde de 17 var biliyorsun. Benimkine göre yumuşak bu. Senin arabaya göre mi? Senin 5.20'ye göre. 5.20'ye göre bunu yumuşak hissediyorsun. Yumuşak hissediyorum. Ben mesela şeyde, geçişte, badallarda geçişte falan, çukurlardan. Şöyle yani, hani aynı gibi, hani bu tık belki bir çok ufak bir farkla yumuşak olabilir ama aynı gibi sanki bana şey geliyor, bunun hatchback'i biraz daha yumuşak. Hatchback'ini de ben çok kullandım, bunun hatchback'i bir tık daha yumuşak geldi bana bu arabanın. Ya bilmiyorum da, ben işte kıyaslama yaptığımda Leon da kullandım, senin aldığın kasa. Bunu da kullandım, tam kullanıyorum sürekli. BMW'yi kullanıyoruz zaten. En serti BMW şey olarak geldi. Anladım. Leon da sert. Sert canım araba. Leon'dan bu biraz yumuşak diye düşünüyorum ben. O senin benim hissiyatın bu. Benim hissiyatım bu. Çok güzel bir şey mesela. Sen öyle hissediyorsun, ben böyle hissediyorum. Ben de öyle hissettim. Hani böyle aşırı bir fark, özellikle arka tarafta mesela tümsek geçişlerinde sertliği hissettim yani. Arkası niyeyse öyle geldi bana bu arabanın.
Yol tutuş olarak da mesela Leon önde gibi geliyor bana. Vallahi yol tutuş bu da sedan olmasına rağmen çok iyi abi. Zaten platform aynı. Ben bu arabada yol tutuş olarak onu bir yüksek süratle bir daha bakmam lazım ama malum malum dizel abi, bununla çıkamıyoruz yani Leon'la çıktığımız süratlere. Evet. 260-270 nerede yani bunda hani? Şimdi şeye gelelim, yalıtımına gelelim. Yol sesi yani Golf seviyesinin bir tık üzerinde belki ama hani aynı dersin yani, öyle çok bir farkı yok. Ben bunda aşırı derecede sessizlik almadım. Zaten öyle bir şey de beklemiyorum. Bunun A4'ünde de ses geliyor. A6'sında da ses geliyor. Bu grup böyle bir grup. Rüzgar sesi 120'lerden sonra başlıyor. Daha çok tavandan geliyor. Motor sesi dizel ama çok tatlı bir motor sesi var bu arabanın. Biraz daha gelsin istiyorsun. Motoru çok sessiz çalışıyor ve hani dışarıdan da sessiz çalışıyor. Bayağı sessiz motor. Ve yalıtımı da güzel içeriden, yüksek süratlerde giderken bile motor sesi duymuyorsun. Evet. Ama işte bu motor sesinde tatlı bir ses var. Keşke onu duyabilseler bir, ama duyamıyorum. Bir horultu sesi var. Şimdi tatlı bir ses var. Duyururuz gaza abi. Gaza yüklenince geliyor da. Duyururuz abi şimdi onu da gazlayıp. Motor sesini gerçekten beğendim. Ya bak şu yollarda akıyorsun arabayla, görüyor musun? Evet. Gerçekten şey gibi araba, tren gibi yani. Koy gitsin. Görüyorsun değil mi? Tıkır tıkır manzaramız dönüyoruz. Da bak. Manzaramız gerçekten 10 numara abi. Şu an göremeye iniyoruz uçuşlardan. Bilgi de verelim. Tabii. Gözleyenler için diyorsun. Evet. Şöyle. Sesimiz de böyle bak. Gelelim arabanın motoruna ve yakıt tüketimine. 4 silindirli dizel bir makine var bu arabada. 110 beygir. Günümüz standartlarına, günümüz şartlarına uygun. Hani şimdi bunun yeni versiyonu 120 beygir. Daha canlı. Abi 110 beygir. Gayet bu arabaya yeterli. Hiçbir şekilde performans eksiği hissetmiyorsun. Ama hani 140'tan 150'den sonra da böyle bir performans fazlası beklemiyorsun. Hani 1.6 benzininden iyi. Evet. O kullanım amacı kullanıcıya göre değişiyor. Tabii. Mesela babam 110'u geçmiyor bu arabayla. Ve 110'un altına yani düşmüyor. Onun için en güzel özellik o. Evet. Yani yokuşa vuruyor mesela. Evet. Araba gidiyor. Tabii. Bu arabada motorun gidişatı işte mesela bana yeter abi. Ben 140-140 sabit giderim. Bana zaten önemli olan o bu arabada. Hani öyle giderim. Az yakıyor mu? Ciddi manada az yakıyor. Şehir içinde yakıt tüketiminiz en fazla 7 litre. Şehir dışında da en az 4 litre civarında yakıt tüketebiliyorsunuz. 90'da falan gidersen görürsün. Tabii. Yani en az da en fazla yani şey evet, yaptık evet. Abi. Ha, kış şartlarında 100-110 civarında 5.5 yakıyor. Çok iyi abi. Kış şartlarında 7 litre civarında bir yakıtla gezmek de çok güzel. Gerçekten hani yakıt tüketimi anlamında iyi bu araba. Vergisi düşük 1.6 olduğu için o da avantaj. Zaten bu otomobili tercih edenler bu tür avantajlarından dolayı bu otomobili daha çok tercih ediyorlar. Dezavantajı kullanıcısı babam olduğu için söyleyeyim. Yere yakın inip gitmekte zorluk çekiyor. Ha, tabii biraz yaşlıysa diyorsun birincisi. Mesela satıp su almak istiyor babam şu anda da. Onu kullanabilir mi? Şoförlüğü ona yeter mi? Onu tam bilemeyeceğim yani. Böyle şimdi, büyük araba kullanmadı şu ana kadar. Anladım. Şimdi tabii bu otomobil mesela benim babam da binse der ki bu çok yerden der yani. Yüksek araba seviyorlar. Yüksek araba sevdikleri için de bu tür arabalar şey geliyor. Ama binip kullandığın zaman da rahatsın mesela. Koltukları falan rahat. Herhangi bir sıkıntın yok arabanın içerisinde. Bunlar güzel detaylar. Şimdi şuradan dönelim abi. Peki. Yukarı. Ya, Avanos'a doğru gidiyoruz. Buradan devam edelim. Öyle mi diyorsun? Aynen. Yol düzlenecek mi abi birazdan? Düzlenecek. Düzlenecekse tamam ya, ben şu virajlarda biraz kaptırabiliriz diye düşündüm de. Virajlarda zor kaptırırsın. İnerken öyle, çıkarken bak şimdi sen gör nasıl zor. Bak en son bunu BMW'de demiştin zor kaptırırsın diye. Uçurma bizi. Honda ile drift show yaptık yani. Honda ile onu çekmedi galiba. Onu çekseydik severlerdi canım onu. Hem de hemen dönelim diyorsun şu güzelliğe bak. Yani göremene şu güzelliğine bak. Biz ya abi, benim amacım test, senin amacın buraları bir daha göreyim gitmeden. Frenlerini anlatayım ben de birazcık. Frenlerimiz normal bir VAC grubu freni. Hiçbir farklılık yok. Az basarsam az tutuyor. Çok basarsam yani şöyle mesela sert bastığım zaman freni aynı seviyede. Şimdi atıyorum %20 bastım, tamam mı? Yavaş yavaş. Azar azar tutuyor. %20'yi biraz sert basarsam link diye oturtuyor. Mesela fren hissiyatı alışınca bu arabada güzel. Bazı bu grubun bazı arabalarında mesela her halükarda az da bassan çok da bassan zınk diye tutuyor. Onu sevmiyorum. Aynen. Bu biraz daha yumuşak. Yumuşak fren iyidir abi her sana halükarda. Pay veriyor yani. Tabii birazcık pay veriyor sana. O güzel yani. Şimdi yeni otomobillerin birçoğunda da öyle oluyor zaten. Basıyorsun, azıcık basıyorsun zınk diye. Abi rahatsız ediyor o. Hoş olmuyor yani. Güzel olmuyor. İnsan çok rahatsız ediyor. Abi şimdi burada bir sport modumuz var şanzımanda.
Bu tuşa basıp bir geri alıyorsun sport, bir geri alıyorsun tekrar drive moduna geliyor, normal moduna geliyor. Sağ çektiğimiz zaman manuel modu var, aynı zamanda kulakçığımız var. Manuel modunu aldığın zaman 4300'lerden sonra kendine vites atıyor. Kulakçı kullansan da vites atıyor. Hiçbir farkı olmuyor senin için. Abi nedir? Yokuş inerken bazen şanzımanlar takılır, yükseltirsin. Yokuş çıkarken indirirsin. Şu elinin altında olması güzel bir şey. Şimdi bağırır yani durup dururken araba bağırmaması için. Tabii. Şimdi mesela sport modunu aldık. Arabada iki kişiyiz. Bir de çantam var. Gazlayalım. Altmış. 80 95 dip gaz yaptım tekrar 80'de 100 olduk 110 120 130 ses 120'den sonra iyice belirginleşiyor ama şey değil yani yine yan yana konuşabiliyoruz sadece belirginleşiyor yani öncesine göre 160 olduk arkadaşlar şu an. Bu virajın sonu var mı abi? Gireyim mi? Vallahi. Bir girsek bir daha her türlü gireriz yani. Bir göreyim de dibini. Sonrası kolay biliyorsun. Şu an mesela 140'ta buraları geçiyoruz. Gerçekten hani gelirken biz bayağı denedik. Gerçekten tutuş olarak çok güzel. Bir de şey var bu arabada mesela viraj döndüğünde çok sert dönersen arkadan hafif bir açıp bırakıyor böyle. Yani bırakıyor topluyor. Acayip lezzetli oluyor. Zevkli oluyor. Çok sevdim ben. O karakterdeki o huyunu çok sevdim bu arabanın. Şimdi A3'ümüz böyleydi arkadaşlar. Fiyatlarına gelelim. Bu arabanın fiyatlarına biraz internetten baktım ben. 210 bin liranın üzerinde alıyorsun bu arabayı. 50 olur, 70 olur, işte S-Line olur, şusu olur, busu olur. İkinci el olarak diyorsun değil mi? Tabii tabii. Üçüncü el olarak alırsan, sıfır olarak alırsan abi bu arabayı da 284 liradan başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. 1.5 DSI ama dizeli değil. Tabii. Dizeli daha pahalı mı? Muhtemelen daha pahalı. Ona baktım ya. Başlangıç fiyatına baktım. Dizeli hala var mı onu da bilmiyorum. Artık ben getirmeyenler de. Ben bakmıştım bu ilk zam geldiğinde bizimkiler kaç oldu acaba diye. Bundan 3-4 ay önce yani baktığımda 288 bin lira yazıyordu bu araç için. Tamam. 1.5 TSI abi. Bunun bir boş paketiyle beraber 284 bin liradan başlıyor. O zamanlarda 300 geçmiştir. Şu an şimdi az önce baktım ben. Biraz dolusunu aldığın zaman 314 falan abi. Opsiyonsuz dolu tabii. O şekilde oluyor fiyatları. O manada dizel, da... Dizel fiyatı yok. Tabii. Dizele bakmadım. Dizel fiyatı geçmiştir. Doğru. Sen onu dizel için söyledin. Ooo abi bura tam benlik ha. Bura açı vermedik. Bura güzel. Babam da izleyecek videoyu. Ona göre sürükleyelim. Tamam o zaman. Şeyle ben böyle gelelim abi buraya bugün akşam inşallah. Yolun çok müsait olduğu bir zamanda gelelim de. ...140'da bu şekilde rahat bir şekilde gidebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hani A3... ...hani şöyle söyleyeyim, bu grubun diğer otomobillerinden A3'e geçmek mantıklı mı? Yerine göre, ne istediğine göre, neler sunduğunu zaten anlattık. Siz fikirlerinizi videonun altında beyan ederseniz seviniriz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.